Avrupa Uzay Ajansı'nın Bepi Colombo misyonu, Güneş sisteminin en içteki gezegeni olan Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi. Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın ortak projesi olarak Merkür'ün keşfi için görevlendirilen Bepi Colombo misyonu, Merkür'den çekilen ilk fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Avrupa ve Japon ortak yapımı uzay kaşifi, Merkür'ü araştırmak üzere yaklaşık 3 yıl önce fırlatılmıştı. Uzay aracının, görüntüyü gezegenin üzerinden geçtikten kısa bir süre sonra, sadece 200 kilometre yükseklikte çektiği belirtildi. Bepi Colombo'nun Merkür'ün fotoğraflarını yan tarafında bulunan, düşük çözünürlüklü bir izleme kamerası ile çektiği belirtildi. Paylaşılan ilk siyah-beyaz fotoğrafların ardından, ESA'nın ilerleyen günlerde, daha fazla görüntü yayınlaması bekleniyor. Kontrolörler, uzay aracının hızını kontrol etmeye yardımcı olmak için, Merkür'ün yerçekimini kullanarak, bu tür 5 uçuş daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Bepi Colombo'nun yeterince yavaş hareket etmesi ve, sonunda gezegenin etrafında istikrarlı bir yörüngeye oturması amacına, 2025'in sonunda ulaşılacağı tahmin ediliyor. İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden Dr. Suzy Imber, Merkür'deki toplam 6 uçuşun amacı, yörüngemizi değiştirmemize ve hızımızı yavaşlatmamıza yardımcı olmaktır. Bundan birkaç yıl sonra, Aralık 2025'te, uzay aracımız ve Merkür aynı yerde aynı yöne doğru ilerleyecek ifadelerini kullanarak, bu sürecin sonunda, uzay aracımızı ayırabilir ve yörüngeye girebiliriz dedi. Bir kısmı ESA, diğer kısmı ise JAXA tarafından geliştirilen Bepi Colombo'nun, Haziran 2023, Eylül 2024, Aralık 2024 ve Ocak 2025'teki diğer geçişlerinin ardından, aracın 2026'da yörüngeye düzenli olarak girmesi sağlanarak, tam bilimsel operasyonlarına başlanacak. Bu süreçte ESA ve JAXA, Merkür'de yörüngeye girdiklerinde ayrılarak farklı roller üstlenecek. Avrupa'nın Merkür Gezegensel Yörünge Aracı, Merkür'ün arazisini haritalamak, gezegenin yüzey yapısı ve bileşimi hakkında veri toplamak için çalışacak. Japonya'nın Merkür Manyetosferik Yörünge Aracı ise, Merkür'ün manyetik alanını inceleyerek, alanın güneş rüzgarı ile etkileşimini araştıracak. ESA'nın bilim danışmanı Profesör Mark McCorin, yörüngeye girdiğimizde, Merkür'deki manyetik alanı ve 450 derecelik devasa sıcaklıklara sahip olmasına rağmen, yine de yüzeyinin bazı yerlerinde su bulunan Merkür'ü incelemeye başlayacağız dedi. Merkür'ün çok büyük bir metal çekirdeğe sahip olduğunu söyleyen McCorin, Merkür'ün kökeni hakkında büyük gizemlerin olduğunu ve Bepi Colombo'nun bu gizemleri çözmek için tasarladığını ifade etti.